Maalesef sırf para kazanmak uğruna insan sağlığını tehlikeye atan birileri var. Ve o kişiler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yapmış olduğu denetimler sonucu tespit edildi. Özellikle ürünlerde, günlük hayatta sıkça tüketmiş olduğumuz çaya varıncaya kadar o ürünlerde taklit ve tahşiş yapan firmaların listesi de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Şimdi detaylar için başkenti Ankara'ya uzanalım. Orada bizleri A Haber editörü Hakan Bacaksız bekliyor. Hakan, günaydın öncelikle. Kolaylıklar diliyorum. Şimdi açıklanan listede çaydan çikolataya varıncaya kadar, hatta zeytinyağı çoğunluktaydı incelediğimizde, onu gördüm. Birçok firma var ve bunlar insan sağlığını tamamen hiçe sayıyorlar. O listede kaç ürün vardı, hangi firmalarda, özellikle hangi ürünler yer aldı? Detayları senden rica edelim. Hemen aktaralım Tahir'in. Evet, Tarım Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş yapan firma ve ürünlerin listesini kamuoyuyla paylaştı. Sizin de söylediğiniz gibi tam 91 firmaya ait 113 parti ürünün ismini tek tek açıkladı Tarım ve Orman Bakanlığı. Ne yazık ki o ürünler arasında süt ve süt ürünleri, gazlı içecekler, bitkisel yağlar ve yine tohum yağları da var. Onlardan örnek verecek olursak son derece çarpıcı örnekler var. Örneğin kırmızı toz, pul biber ve siyah çayda ne yazık ki gıda boyası olduğu ortaya çıktı Tahir İnan. Yine çikolatada, enerji içeceğinde, kahvede ve takviye edici gıdalarda da yine ne yazık ki diyoruz ilaç etken maddesi bulundu. Yine bitkisel yağlara tohum yağ katıldığı anlaşıldı. Bir başka çarpıcı tespitte bu olarak karşımıza çıktı. Yine süt ve süt ürünlerinde hem tohum yağ, hem bitkisel yağ, hem de nişasta ve harici yağlar olduğu tespit edildi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasına göre. Böylece son 8 ayda İfşa edilen ürünlerin sayısı tam 3605'e yükseldi. Yine firma sayısı da 1609 olarak karşımıza çıktı diyelim ve sözü tekrar Ankara'dan İstanbul'a bırakalım.